Merhaba arkadaşlar, yazılı havuzuna hoş geldiniz. Ben biyoloji öğretmeni Bahar. Bu videomuzda sizlerle 9. sınıflar için 1. dönem 1. yazılı örneklerini çözeceğiz. Hemen başlayalım. İnsan, bir ilk sorumuz, insan genom projesi, insan DNA'sını oluşturan bas çiftlerini belirlemek ve insan genomunun tüm genlerini fiziksel ve işlevsel tanı açıdan tanımlamak ve gen haritasını çıkarmak amacını güden uluslararası bilimsel bir çalışmadır. Farklı ülke ve kurumların işbirliğiyle yürütülen en büyük biyoloji projesidir. Proje resmi olarak 1990'da başlamış ve 14 Nisan 2003'te tamamlanmıştır. İnsan genom projesinin sağladığı toplumsal faydalardan ikisini yazınız demiş. Arkadaşlar insan genom projesi Paragrafta da belirtildiği gibi e, insanlardaki, tüm insan genomundaki tüm bas çiftlerini belirlemek amacı e, amacı gidiyordu ve tamamlandı. Bununla birlikte e, amaçlanan tabii ki hastalıklar gibi bir takım genetik hastalıkları bulmak, e, bunlara yatkınlığı tespit etmek, gene adli vakaları aydınlatmak e, ya da bir, bir takım bilimsel çalışmalarla e, genetik süreçlere katkıda bulunmak olabilir. Hemen şöyle sıralayabiliriz öyleyse. Genom projesi ile hastalıkların tanı ve tedavi yöntemleriyle bireylerin insan genom projesi yapısına uygun ilaçlar geliştirebilecek, adli tıpta suçluların saptanması kolaylaşacak, Alzheimer, manik depresyon gibi bazı hastalıklara genetik yatkınlıklar belirlenebilecek diyebiliriz. İkinci sorumuza devam edelim. Amerikan biyolog George Gay 1951 yılında rahim ağzı kanserine yakalanmış olan Henrietta Lacks isimli hastadan habersiz olarak elde ettiği tümör hücrelerini kültür ortamında çoğaltmayı başardı. Bu hücrelere Hela hücreleri adını verdi. G isteyen tüm bilim insanları ile araştırma yapmaları için bu hücreleri paylaştı. Bu hücreler üzerinde yapılan araştırmalar çocuk felci açısının geliştirilmesi, in vitro fertilizasyon, klonlama, Gen haritalama gibi önemli çalışmalara öncülük etti. Buna göre bu çalışmada bilimsel etiğe uygun olmayan davranışlar nelerdir yazınız demiş. Arkadaşlar bu soruya baktığımızda e, özellikle helo hücrelerinin habersiz olarak elde edilmesi ve sonrasında da ne hastanın ne de ailenin haberi olmadan bu hücrelerin başka bilim insanları tarafından paylaşılması hatta burada yapılan çalışmalarda e, belki de gelir elde edilmiş olması bilimsel etiğe uygun olmayan davranışlardır. Öyleyse şöyle sıralayabiliriz. Tümör hücrelerinin hastadan habersiz olarak elde edilmesi, bu hücrelerin hastadan ve daha sonra aileden izinsiz olarak diğer insanlar ile paylaşılması bilimsel etiğe uygun olmayan davranışlardır diyebiliriz. Üçüncü sorumuza bakalım. Bir bilim insanının çalışmasını gerçekleştirirken ileri sürdüğü görüşler aşağıda verilmiştir. Buna göre bilim insanının ifade ettiği görüşlerin bilimsel yöntem basamaklarından hangileri ile ilişkili olduğunu yazınız demiş. Hemen ilk cümlemize bakalım. Eğer oksijen fotosantez olayı sonucu açığa çıkıyorsa ormanlık bölgelerde oksijen miktarı fazla olmalıdır demiş. Arkadaşlar eğer ise dır gibi bir cümle varsa bu tahmin cümlesidir. Hemen hemen tüm canlılar sürekli oksijen kullanıyor. Buna rağmen oksij, atmosferde oksijen neden tükenmiyor gibi konuşuyorsa bu kişi problemi belirlemiştir diyoruz. Doğadaki serbest oksijen kaynağı fotosentez olayıdır demiş arkadaşlar. Biraz daha net ifade kullanmış. Burada hipotezden bahsediyoruz. O zaman şöyle sıralayabiliriz. 1 tahmin, 2 problem, 3 hipotez. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıda canlıların ortak özellikleriyle ilgili bazı açıklamalar verilmiştir diyor. Buna göre verilen açıklamalar canlıların ortak özelliklerinden hangileriyle ilgilidir demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. 1. Bulundukları ortama, ortamda yaşama ve üreme şansını arttırma. Yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özelliklere biz adaptasyon diyoruz. 2. Metabolik atıkları vücut dışına atarak komestozi sağlamak. Vücut dışına atmaktan bahsetmiş. Boşaltım diyoruz. 3. Kütlesel ya da hacimsel artış gösterme demiş arkadaşlar. Buna da büyüme diyoruz. 4. Hücredeki yaşamsal olayların devamını sağlayan biyokimyasal olayların tamamıdır demiş. Yapım ve yıkım olaylarının tamamıdır diyor arkadaşlar. Yani metabolizma diyoruz. Öyleyse bir adaptasyon 2 boşaltım 3 büyüme 4 metabolizma diyebiliriz. 5. sorumuza bakalım. Biyoloji öğretmeni Ayşe sınıfında canlıların ortak özellikleri konusunu anlatırken öğrencilerinden bir örnek vermelerini istemiştir. Buna göre öğrencilerin cevaplarını doğru ya da yanlış olarak yorumlayınız. Yanlış olanların nedenlerini yazınız demiş. Hemen bakalım. Yiğit tüm canlılar enerji ihtiyacını mitokondri organeliyle karşılar demiş. Arkadaşlar böyle bir şey mümkün değil. Çünkü prokaryot canlılarda mitokondri organeli yok. Onlar stoplazmalarında bir takım reaksiyonları gerçekleştiriyorlar. Beril tüm canlılar hücrelerden meydana gelmiştir demiş. Hücrelerden olamaz çünkü arkadaşlar tek hücreli canlılarımız da var. O yüzden hücrelerden diyemem. Enes Tüm canlılar inorganik bileşikleri dış ortamdan hazır olarak alır demiş. Evet arkadaşlar bu ortak özelliktir. Öyleyse şöyle toparlayalım. Yiğit yanlıştır. Prokaryot canlılarda mitokondri yoktur. Berir yanlıştır. Tüm canlılar hücre ya da hücreden meydana gelmiştir. Enes'inki doğru bir ifadedir. Evet arkadaşlar sorularımızla ve çözümleri bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar dilerim.